Evet, mutfakta Şefika. Şefika, yarın biz seni çatlatacağız ama bugün de sen bizi çatlatmaya gelmişsin. Evet, neler var bugün? Bugün patatesli terin ve bademli poş yapacağız. Bu bademli poş pastanelerde falan gördüğümüz cins bir kurabiye. Hani evde nasıl yapılıyor bugün onu göreceğiz. Patatesli terini de ben... Patatesli? Terin. Terin. Terin demek etin, balığın, sebzenin ezilerek veya kıyılarak veya işte blenderdan geçirilerek belli bir kalıpta dondurularak ve dilimleyerek servis edilmesi demek aslında. Biz bugün patates terin yapacağız ve biz bunu kek gibi kesip servis edeceğiz. Hatta ben anlatırken siz belki dilimleyebilirsiniz Derya Hanım. Ben evde bir tane yapıp getirdim. Çok çünkü güzel olmuş. Bir gece evvelden yapılması gerekiyor. Evet. Nasıl yapıldığını ben anlatayım. 750 gram. Şimdi keseyim mi ben bunu? Tabii kesebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Evet, gösterelim izleyicilerimize nasıl olduğunu. Nefis bir şey. Süper güzel bir şey. Yani yalnız günlerinde yapabilirler, yemek davetlerinde yapabilirler, tek kişilik kaplarda yapıp ters çevirebilirler. Biz fikir veriyoruz. Bundan sonrası izleyicilerimize ait. Ama çok güzel. Aslında lezzet galiba bildiğimiz bir şey. Bildiğimiz patates salatası aslında. Ezme bir patates salatası, yoğurtlu, mayonezli bir salata. Ama servis edilme şekli itibariyle birazcık farklı ve ama özel. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunun içine başka bir şey konabilir mi? Tabii, bu tamamen yaratıcılık. Soğuk tavuk eti konabilir tabii, mi soğuk atıyorum? Tavuk eti, tabii et, balık, tavuk ne istersek uygulayabiliriz. Ama olay güzel olmuş. Çok beğendim. Çok yaratıcı, çok şık. Üzerindeki şık. Bu kırmızı köz biberleri de böyle kurabiye kalıplarıyla kestik. Hani gösterelim. Şunlarla. Evet, kurabiye kalıplarıyla kestik. Çok güzel olmuş. Şimdi nasıl yapılıyor? Hemen bir anlatalım. Şimdi 750 gram patatesimizi haşlayıp iyice püre haline getiriyoruz. Evet. Az suda haşlıyoruz, suyunu döküyoruz ve püre haline getiriyoruz. Daha sonra içine burada bir su bardağı tavuk suyumuz, sebze suyumuz veya normal suyumuz. Biz bugün tavuk suyu kullandık. Onun içinde 2 yemek kaşığı jelatin eritiyoruz. Jelatin artık Türkiye'de de üretiliyor. Kullandığım marka jelatini de izleyicilerimizle paylaşacağım. Onlar da içeriğini inceleyebilirler. Daha sonra içine 5 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ediyoruz. Aslında bildiğimiz bir çeşit salata, yani bir farklılığımız yok. Yani o jelatin tabii onun böyle durmasını dik durmasını sağlıyor. Yani bu jelatinden başka hiçbir şeyle bunun bu şekilde kabul durmasını sağlayamayız. Çok güzel olur. Eskişehir'de hanımlarla sohbet ediyoruz. İşte bana soruyorlar nasıl zayıfladınız şöyle böyle de diyorlar kabul günlerinde biz çok yiyoruz. Ben onlara diyorum ki işte yemeğin olur mu 5 çeşit yapmazsak sayılmaz, sayılmaz diyorlar. En az 5 çeşit olacak. Birisi 5 ile başlıyor, eğer ikinci gelirse 6, üçüncü 7, dördüncü 8 falan şeklinde abartıyoruz biz maalesef. Ama çok güzel olur. Ne güzel yemekler yapılır, evet. Ne güzel paylaşımlar. Ah vaktim olsa da gitsem, ama dikkat de etmek lazım. Mesela bir tek bunu yapsak. Hani her şey var bunun içinde. Bak. Bir de yanına ne bileyim güzel bir salata yapsa. Simit. Ha? Simit de direkt. Simit. Simitle direkt. Olur mu? Hem simit hem bu olmaz. Olmaz Şefika mı? Olmaz. Yok, hem patates var hem simit var. Olmaz. Bunun yanında söğüş tavuk ikram edebilir. Haşlanmış tavuk. Haşlanmış tavuk. İşte evet. Gayet güzel bir menü. İki, üçüncüye falan gerek yok hanımlar. Tatlı istemez mi Derya? Yok, istemez. Tatlıya gerek yok. Şimdi bu, çay tatlı yerine. Bu patatesin içine... Erkekler bile buna itiraz etti. Kesmedi değil mi? Yani sadece tavuk ve patates. Kesmedi değil mi? Olmaz. Tatlı peki. Yapın siz, ne yapayım? İçine 2 diş sarımsak da ilave ettik. Tuzunu, karabiberini ekledik. Şimdi burada biraz aşağı yukarı toplam 2 su bardağı kadar olacak kullandığımız garnitür. Bezelye, patates, havuç dolu bir garnitür. Biraz da mısır ilave ediyoruz. Evet. Bunu karıştırıyoruz. Şöyle bir kalıbımıza koyuyoruz. Streçledik ya da poşetledik. Streçledikten sonra ayrıca şey koyuyor musun içine? Yağ falan sürüyor musun? Yok, hiçbir şey gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. Bir gece dolapta bekleyecek. Ertesi gün servis yapacağız. Evet, daha da iyi. Misafir gelmeden önce. Ece bak, bilseydim misafirlere bunu yapardım. Kaçırdın. Ece'nin cumartesi günü misafirleri daveti vardı. Evet. Bir telaştaydı. Sırf kızlar mı vardı? Kendini göstermiş. Haber versin. Ay bir telaşta onu arıyor, bunu arıyor, bunu böyle yapsam, onu böyle yapsam diye. Aferin yavrum. Mahcup olmadın, güzel geçti. Güzel, güzel. Eski arkadaşları, okul arkadaşları değil mi? Evet. Ben böyle söylüyorum. Şimdi annen de duysun. Çok bunu bilseydin yapardın, bu çok güzel, kolay bir şeymiş. Yok, yine varmış daveti. Yine varmış. Yine varsa yine bunu varmış. Bak yaz.
Ha öyle mi? Kanaldakileri de davet edecek. Ben sana yaparım evde, merak etme sen. Ben sana yapar getiririm her şeyi. Evet. Şimdi Şefika, harika bir şey oldu. İkinci olarak ne yapacağız? Bademli poş yapacağız dayanım. Yani bademli bir kurabiye, pastane bademli kurabiyesi. Bademli kurabiye, pasta kurabiyesi, pastane kurabiyesi. Aynen. Meraktayım. Bademli poş yapıyoruz demiştik. Bademli poş için çok az malzememiz var. Aslında görüntüsü çok güzel şaşalı ama malzememiz çok az. 200 gram yumuşak katı yağ ihtiyacımız var ama cidden yumuşak olması gerekiyor. Yani öyle sert falan olmayacak, yumuşak olacak çünkü yağla kıvam alıyor. 200 gram yumuşak tereyağımız var ya da katı yağımız ne kullanıyorlarsa. 2 tane yumurtamız var, yarım bardak pudra şekerimiz, 2 dolu bardak unumuz var. Aşağı yukarı 350 gram ediyor. Evet, içinde ne varı görsek çok iyi olacak arkadaşlar. Şunu evet, biraz şöyle öne doğru alalım. Evet. Ve bu tüm malzeme, bir pakette vanilyamız var, kabartma tozumuz yok, yanılmasınlar. Bir daha anlatır mısın? Benim en azından dikkatim dağıldı. Tamam. Başka bir şey gördük falan. 200 gram yumuşak katı yağımızın içine yarım bardak pudra şekerimizi ve 2 tane yumurtamızı kırıyoruz. Onu hafifçe bir çırpıyoruz. Reklam arasında çırptı. Ben mikserle. Çünkü mikserle çırptık. Daha sonra içine 2 dolu bardak un ekliyoruz. Bir pakette vanilyamızı ekliyoruz. Ve mikserle çırpıyoruz. Kıvamımız bu. Yumuşak bir kıvam. Daha sonra bir sıkma torbasına. Bu herhangi bir torba da olabilir. Hiç önemli değil. Ben bir tane uç taktım. Ama uç takmak zorunda da değiller. Düz de sıkabilirler. Evet. Kesebilirler, sıkabilirler. Artık bu uçlar, bu her torbalar hepsi var. Marketlerde bile yani torba diyor olmasa bile şırınga şeklinde olanları var. İllaki var. Torbanın içine şöyle... Hiçbir şey olmasa... Poşete koyup sıkabilirler. Hiç sorun değil. Şöyle biraz koyalım. Bir göstereyim nasıl oldu. Çok cıvık bir şey olmadı. Yok hayır, çok aşırı cıvık değil. Ama sıkabileceğimiz kadar da yumuşak. Bir sıkma torbamızı şöyle bir ittirelim. Sıkmada bir şey var mı? Bir özellik var yok, mı? Yani sıkarken? Tamamen el hareketleriyle yapıyoruz. Evet. Ekstra bir özellik yok. Dikkat edeceğimiz bir şey. Şuradan başlayayım sıkmaya ben. Şöyle sıkıyoruz. Bir tane daha sıkalım. Bu pastanelerde falan gördüğümüz, nasıl yapılıyor dediğimiz kurabiyeler. Üstlerine de birer tane şöyle badem koyuyoruz. Ay Şefika çok güzelmiş. Yani 175 derece fırında hafif pembeleşene kadar. Pişiriyoruz. Evet o kadar. Evet bir tane daha sık görelim. Tamam. İsterlerse düz de sıkabilirler. Dediğim gibi illa uç olmasına gerek yok. Hani böyle sıktık ama isterlerse tutup şöyle de sıkabilirler. Hani önemli değil. Evet. Nasıl sıkıldığı önemli değil. Tamamen kendi yaratıcılıklarına kalmış. Evet. Nebiye, benim dolapta bir tane şey var. Pasta var. Onu buraya alabilir miyiz odada? Şefika çok güzel. Ben bir şey rica etmiştim kendisinden. Acaba hiç dedim böyle diyet bir cheesecake yapmak mümkün mü? Hani canı çeken kişiler için bir deneme yaptı. Deneme çalışma yaptı. Altını örneğin yulafla. Yulafla süt sadece. Çalıştı. Yulaf, süt, diyet, yoğurt. Süt. Light kendisi evde yoğurt hazırladı. Onu süzdürdü. Nefis bir cheesecake yaptı. Göstereyim, paylaşayım istedim. Fotoğrafını çek. Tamam. Ve nasıl yapılış şeyini. Tamam. Belki benim gibi diyabetik olanlar, diyabetik şeker kullandığı diyabetik için. Diyabetik şeker kullandık. Çok İçinde, az kullandım ve de. O da çok az kullandık. İçinde un veya nişasta gibi herhangi bir bağlayıcı bir şey kullanmadık. Sadece yumurtayla bağladık. Hı hı. Gayet bence başarılı oldu ama tabii tadına bakınca daha çok anlayacağız. Ama kıvamı benim istediğim kıvamda oldu ve beni tatmin etti açıkçası. Bakın üstünde kıvamı de, çok güzel üstünde oldu. Üstünde de böğürtlen kullandık. Böğürtlenin de bildiğim kadarıyla kan şekerine dengeleyici bir özelliği var diye biliyorum yanılmıyorsam. Evet. Bence çok iyi bir fikir. Altının yulaflı olması. Bir tek burada nişasta var. Çok az nişasta koydum üstte. Çok az, bir tatlı kaşığı nişasta var. Sosu bağlamak için kullanmak zorundaydım. Tamam. Ama eğer hani bağlamayalım sosu biraz sıvı kalsın. Şimdi ben bunu tadacağım, fikirlerimi paylaşacağım. Eğer güzel bir şey olduğu için olduysa ki oldu sanıyorum. Hem diyet yapanlar için hem benim gibi diyabetik olanlar için hani bir şeydir. Alternatif. Hani nefsini bir köreltmektir. Güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir bakacağım.
Eğer güzelse sen de paylaş. Şimdi hemen yapmak bir dilim isteyenlere. Birazdan ben size çıkartayım ucundan, bir tadına bakın. Yaşasın, yaşasın, benim de canım var, ben de insanım.